Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Ben çevremdeki hayvanlarla konuşmayı çocukluğumdan beri hep hayal etmişimdir ve bunun olmasını istemişimdir. Şimdi sizlerle birlikte benim bu hayalimi gerçekleştirmeme olanak sağladığını iddia eden bir uygulamayı test edeceğiz. Bu uygulamayı bana Instagram üzerinden bir takipçim attı. Ben gördüğümde çok heyecanlandım. Bu uygulama arkadaşlar kedilerinizle konuşmanıza olanak sağlıyor. Onların konuşmasını sizlere tercüme ediyor. Böylesine ilginç bir uygulamadan haberdar olmuşken neden bulabildiğim en ilginç, en garip uygulamaları da test etmeyeyim dedim ve sizlerle birlikte şu anda bu videoyu çekiyorum. Çok güzel bir deneyim videosu bizi bekliyor arkadaşlar. Gelin ilk önce bu uygulamayı Behlül'de bir test edelim. Şimdi Behlül'ün söylediklerini çevirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi sanki onunla bir talk show programı düzenliyormuşçasına bir koltuğa oturttum. Onun yanı başında kulu, kölesiyim. Tek istediğim onun miyavlaması. Umarım miyavlar. Onu miyavlatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Behlül'cüğüm, beni seviyor musun aşkım? Hadi miyavla lan. Dinliyoruz şu anda. Miyavla, miyavla. Miyavla Behlül ya. Aslan geldi. Aslan götünü döndü bile kameralarımıza yani. Ve ikisi de miyavlamıyor. Şu anda ben Behlül'ü seçtim uygulamadan. Kedinize isim veriyorsunuz, yaşını seçiyorsunuz, cinsini yazıyorsunuz. O yüzden özellikle Behlül'ü konuşturmaya çalışıyorum. Aslan ansızın geldi girdi buraya. Behlül, var mı söyleyeceğim bir şey? Bak havada ne yapıyor bu kedi? Aslan niye Behlül'ün kuyruğunu kokluyor şu anda? Lan bir şeyler söyle. Bir şeyler söyle. Bak son çare seni kucağıma alıp sıkıştıracağım. Çünkü ancak o zaman miyavlıyorsun. Şu anda Behlül'ün ışıltısını saçması gerekiyor ama götüyle Behlül'ün suratını falan kapattı. Bekleyin şimdi ben şuraya oturacağım. Bakın Behlül'ünü sıkıştıracağım. Göreceksiniz. I'm in pain. Behlül konuştu zaten duydunuz. Şu anda acı çekiyorum demiş. Behlül neden böyle dedin şimdi? Bak 40 yılda bir ağzından bir kelime çıktı. Bu da bu mu yani? Beni şikayet mi ettin izleyicilere? Yanlış mı tuttum acaba ben seni kucaklarken? Ondan mı öyle dedi? Kızıyor, kızıyor. Kötü şeyler söylüyor. I'm not doing so good. Ay çok doğru. Şu anda çok iyi değilim diyor. Bak beni rahat bırak gibi bir şey dedi. Dövebilir beni. I'm warning you. Seni uyarıyorum. Oha! %100 doğru. Bu gerçekten Behlül'ün seni uyarıyorum sesiydi. Behlül? I'm furious. I'm furious. Şu anda öfkeliyim. Küfür ediyor. Küfür ediyor. Bayağı blurlu bir baloncuk çıktı. Behlül! Biliyordum böyle dediğini. Oha çeviri doğru mu yoksa? Bunu çeviremedi. Büyük ihtimalle o kadar ağır şeyler söyledi ki kalbimin kırılmaması için bunu program çevirmedi. Ne yapıyorsun? Anneme mi küfür ediyorsun sen benim? Behlül'e çok sinirli. I'm not in a good mood. Ay bu da doğru. Şu anda iyi bir modumda değilim diye çevirdi. Bence Behlül'ün söylediklerini gerçekten %100 doğru bir şekilde çevirdi. Şu anda bakın sinirlenme hareketi yapıyor sağ tarafta. Ama ben zaten Behlül'ü ne zaman kucağıma alsam o hep bu şekilde sesler çıkarıyordu. Ve ben diyordum ki Behlül şu anda bana küfür ediyor. Gerçekten uygulamamız da benim dediğim şeyleri aşağı yukarı doğruladı. Ben şu anda çok sinirliyim dedi ve hatta neredeyse bize küfür etti Behlül. Arkadaşlar şok oldum. O zaman gelin şimdi diğer kedilerimizi deneyelim. Bakalım onlarda da bu şekilde doğru ilerleyecek mi? Oha çok doğru değil mi bunların hepsi? Vallahi şoktayım ya. Aslancığım şu anda yavrum konuşabilirsin. İstediğini söyle. Var mı bize diyecek bir şeyin ha? Aslan söyle bir şeyler ya. Ya yok mu ya söyleyecek bir şey? Ay tüy yedi ağzını tüy var. Aç o minik ağzını. Abicim nerelisiniz? Memleket nere? Bu konseptten hoşlanmadı. Aslan! Aslan! Of kedim beni dinlemiyor. Aslan! Miyav miyav aslan! Ah sana en gevezek kedi dedim. Ağzını aç yani açmadı bu hayvan ya. Hazır Yasu arkadaşlar burada miyavlarken direkt olarak ona geçmek istedim. Bakalım Yasu bize ne anlatmak istiyor? Çünkü konuşan kediye süslenmez değil mi? Yasu! İstiyor musun mama? Yasu! Yasu! Kedilerim beni hiç takmıyor gerçekten. Bir tek Behlül'de hasbelkader bir şans yakaladık. Yasucuğum, ben bunu nasıl yapacağımızı biliyorum.
O yüzden şimdi mutfağa gidiyoruz. İçeride kedilerimiz arkadaşlar çok fazla konuşmayı tercih etmedi. O yüzden mutfağa geldim. Mutfakta hepsi çok fazla ses çıkarıyor. Özellikle Aslan. Aslan! Mami. Mami! Anneciğim demiş. Efendim oğlum. Ben senin mami diyen dillerini yerim. Ne diyorsun bakalım? Ne istiyorsun? Var mı annenden bir isteğin? Konuşsana oğlum. Aslan konuşsana oğlum. Kim mama istiyor? He? Pet me. Oh, pet me. Pet me diyor. I want attention. I want attention. Oo, herkes bir... Hepsi bir ağızdan başladı. Kora başladı. Şu anda güya Aslan beni sev, ben dikkat istiyorum diyormuş. Bence Aslan şu anda beni sev demiyor. Beni besle diyor. Ben yemek istiyorum diyor. Öyle değil mi? Mom, Dad, where are you? Anneciğim, babacığım, neredesiniz? Oğlum buradayım. Mom, Dad, where are you? Aa, oğlum buradayım ya. Amma babacı çıktın sen de sürekli. Babam nerede, babam nerede? Yani küçük Emrah'a bağladı çocuk. Aslan! I'm looking for love. Aa, ben şu anda sevgi için bakıyorum. Sevgi istiyorum, sevgi istiyorum diyor. Ben sana sevgi veririm. Where's my mom? Ben buradayım. Sürekli where is my mom diyormuş. Yalancı! Where's my dad? Where is my dad? Sürekli babanı soruyorsun. Hadi ya. Pet me. Pet me? Beni sev diyormuş güya. Hadi canım şu anda pet me demiyor. Feed me diyor bana kalırsa. Öyle mi? Bunu mu istiyorsun? Ama bu kedi de çok... I'm calling you. Aa, seni çağırıyorum. Seni çağırıyorum diyormuş. Şimdi Yasuo'ya bir profil oluşturdum. Yasuo! 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 Sana diyorum dostum. Hey sen! Şimdi Yasuo'yla konuşturmak için tabii ki yine mamaya başvuracağız. Mama olmadığı zaman kedilerim Aslan hariç miyavlamayı pek sevmiyorlar. Oğlum, sen. Allah Allah! Kedilerin hepsi babasını soruyor ya! Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Ben evde yokken arabesk filmler mi izliyorsunuz? Benim babam nerede anne deyip duruyorlar. Yasuo! Diğer kedilerimizi test ettiğimizde maalesef çoğu zaman onların istekleriyle uyuşmayan şeyler söyledi uygulama. Bunun sebebi de aslında şu anda hala bu uygulama geliştirilmekte olan bir uygulama. Aynı zamanda yapay zeka da etkili olduğundan dolayı sürekli olarak arkadaşlar kedilerinizde bu uygulamayı denemeniz gerekiyor. Böylelikle yapay zekayı besliyorsunuz. Bu uygulama bence çok keyifli ve beni çok heyecanlandırdı. Behlül de çok doğru bildi. Aslan ve Yasuo da pek tutturamadı maalesef. Fakat gelecekte bu şekilde hayvanlarla konuşabilme olasılığımızın olma ihtimali bile beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Umarım teknolojinin bu kadar geliştiğini önümüzdeki günlerde görürüm. Çünkü benim kedilerimle konuşma hayalim çocukluğumdan beri var. En büyük hayallerimden birisi. Ben bu uygulamayı çok sevdim. Sizlerle birlikte kedilerin konuşması çeviren bir uygulama denedik. Şimdi de benim konuşmamı kedi sesine çeviren, kedilerin anlayabileceği bir tona dönüştüren bir uygulamayı test edeceğiz. Bakalım Yasuo arkadaşlar bizi anlayacak mı? Ona diyeceğim ki Yasuo birazcık ayağa kalk, bir canlan ya, bir otur şu masaya. Çünkü sürekli uyukluyor. Bakalım beni anlayacak mı? Yasuo ayağa kalkar mısın? Oha! Oha! Anladı, ayağa kalkmadı ama bana doğru döndü. Aramızda bir iletişim başladığını gösteriyor bence bu. Yasuo beni anlıyorsan bir kere miyavla. Miyavlasana oğlum. Ama bence anlıyor gibi böyle kulaklarını falan döndürüyor, bir şeyler yapıyor. Hadi kalk. Kalk ya. Kuyruğunu oynattı. Ama şöyle bir iddiam var. Bunu bu sese çevirmesek de bu kedi kuyruğunu oynatırdı bak şimdi. Kalk. Uyan uyan uykulardan uyan uyan uyan. Ben bu çocuğa yani şarkı söyledim, şarkıyı da çeviri yaptım anlaması için. Uyanmasa ayıp. Uyandın mı? Şşş. Uyan. Uyan oğlum. Kalk. O kadar uzun şey söyledim. Bu muydu ya bunun çevirisi? Uyan, uyan. Hadi kalk dedim. Bir meow muydu ya? Bu ışıltılı hayatı sen mi seçtin Yasuo? Bu kediye de artık yazıklar olsun. O kadar çok şey sordum. Bir tanesine cevap vermedi ya. Şöyle bir kıpırda ya, bir kıpırda oğlum. Şşş. Dur bir dakika. Yasuo!
Eve hırsız girdi. Kalk oğlum, kalk. Dünya yanıyor. Dünyaya dev bir göktaşı yaklaşıyor. Yasu kalk, uyan. Bak bir farklı çevirdi. Uyansana lan, uyan. Göktaşı yaklaşıyor diyorum. Göktaşı yaklaşıyor. Kalk kalk. Şşş. Uyan oğlum. Bu kedi eskiden daha heyecanlıydı oğlum. Göktaşı yaklaşıyormuş. Şşş. Bir şeyler yap. Annene yardım et. Yasu'ya bakılırsa bu app kesinlikle çalışmıyor. Ananızım ben sizin. Ananız bana bak. Şşş. Bana bak lan. Suratıma bak lan. Buraya bak lan. Bak lan buraya. Şerefsiz. Help me. Bir gözünü kırp lan anlıyorsan. Şşş. Gözünü kırıp lan anlıyorsan. Kameraya bak şöyle bir yap. Yaptı mı? Yasu, eğer beni anlıyorsan şu hareketi yap. Yaptın mı? Yaptı. Arkadaşlar anlıyor bizi ve bizi seviyor bence. Gelin daha fazla bu işin altını kazmadan diğer uygulamamıza geçelim. Şimdi de arkadaşlar yanımızda Yaya var. Yaya'yı hatırladınız mı? En son onun dokunmuş olduğu her şeyi almıştık bir süpermarkette. Ve bence Yaya mükemmel iş çıkarmıştı. Onu özlemiş olduğunuzu varsayıyorum. O nedenle şimdi sizlerle birlikte köpek havlamasını çeviren bir uygulamayı test edeceğiz. Aynı zamanda uygulama insan sesini de köpek diline çeviriyor. Kedilerde de zaten bunu denedik biliyorsunuz. Bu defa bütün bu özellikleri tek bir uygulamada toplamışlar. Aynı zamanda uygulamanın içine girdiğinizde belirli köpeklerin hissiyatını yansıtan sesleri de çıkarıyor. Mesela mutlu bir köpek sesi çıkartalım. Bakalım Yaya da karşısındaki köpekle birlikte sevinçlenecek mi? Mutlu olacak mı? Şimdi mutlu bir köpek sesi çıkarıyorum. Yaya'nın gördüğünüz gibi asla umurunda olmadı. Yani yanımdaki göremediğim bir köpek mutlu olmuş. Bana ne ki dedi. Tanımıyorum ben bu köpeği. Göremiyorum da aynı zamanda. Acaba ilgi isteyen bir köpek sesi çıkardığında da aynı tepkiyi verecek mi? Donuk kalacak mı? Bak oğlum ilgi isteyen bir köpek bu. Yaya'nın gene hiç umurunda olmadığı gözlerimin içine bakıyor ama çok akıllı. Nasıl oturuyorsun sen burada ya? Şimdi gelin bir translate etme kısmına geçelim. Pati ver. Ay! Bravo, bravo. Bak şimdi, şimdi bizi havla Yaya. Havla. Burada havlayacaksın gel. Şimdi bana bir havla, senden bir havlamanı isteyeceğim. Hadi havla. 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 Nasıl bir şey bu yüzüne? Çok dik bakmaya başladı. Hayvan korktu ben havlayınca suratına doğru. Havla, hav. Hadi, hav. Hadi oğlum havlasana. Yaya, hav. Havla, havla oğlum. Hey. Havla Yaya. Hav. Hey havla. Hayır köpek havlayacak sen değil. Yaya. Ah buldum nasıl havlatacağımızı. Kapıyı çal. Kapıyı çaldığımızda havlıyor çünkü. Evet, havladı gerçekten. Uludu hatta. Arkadaşlar, pet mi dedi az önce? Şimdi zaten ekran kaydında yanda siz gördünüz neler dediğini. Gerçekten o kadar alakasız bir şekilde çevirdi ki. Şu an ne demiş biliyor musun? Ben hayvanım, sen insansın. Bu uygulama gerçekten birazcık sallıyor. Hatta bol keseden sallıyor çünkü sinirli bir şekilde havlarken yayacığımız beni besle dediğini iddia etti. Ben pek emin olamadım. Şimdi sizlerle birlikte benim sesimi köpeğin anlayacağı bir şekilde çevireceğiz. Bakalım Yaya'yla iletişimimiz çok daha güçlenecek mi? Ay, Pompiş geldi yanıma oturdu. Yakınıma oturmak istedim. Ay gerçekten hayvanlarla anlaşmak, insanlarla anlaşmaktan çok daha kolay. Aynı dili konuşmasak bile nasıl iyiyiz ya, değil mi? Değil mi Pompiş? Hadi bir de böyle deneyelim ama usulen de olsa. Otur Yaya. Ay köpek dilinde otur dedim Yaya. Öp beni oğlum, öp. Otur Yaya. Otur dedim, git demedim. Yaya dur. Yaya buraya gel. Aa, gerçekten geldi. Oğlum çalışıyor mu anladın mı? Şimdi bir şey daha deneyeceğim. Yaya git. Bence anladığı gibi bakın bir kararsızlıkta kaldı. Çünkü git dediğimde köpeğin havlamasını duyduğu anda kalktı gitti. Şimdi bir şey daha deneyeceğim. Yaya git.
Köpek sesini duymadan gitti. Burada yayının Türkçe becerileri bence ortaya çıktı. Çünkü Türkçe anladığı için gitti. Bence bu uygulama gayet tatlı. Eğer köpeğiniz varsa onunla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Tabii ki %100 çalıştığını asla iddia etmiyorum. Yalnızca köpeğinizle birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz bir uygulama. Öyle değil mi Pompiş? Ay. Çok tatlı. Bunun sakalları var. Bunun sakalları var. Bakın şuna. Ama Flora çok şık değil mi? Öpücük ver yaya. Bakın Türkçe çok daha iyi anlaşıyoruz kesinlikle yayayla. Artık yayacığımızı serbest bırakalım ve diğer uygulamamıza geçelim. Değil mi yaya? İlginç uygulamaları denemeye tüm hızımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Blower'ı deneyeceğiz. Bazıları sahtekarlık bu, sakın indirmeyin diyor. Bazıları ise müthiş bir uygulama, gerçekten işe yaradı diyor. Ne kadar müthiş olabilir? Alt üstü mum söndürecek. Fakat gerçekten nasıl yapabiliyor bir telefon bunu merak ediyorum. Şimdi burada mumum var. Mumumuzu yakalım önce. Telefonun hoparlörünü kullanarak bu arada ateşi söndürüyormuş. Umarım telefonum bozulmaz. Telefonumun bozulmasından korktuğum için eski telefonumla deneyeceğim ama bu telefon bozulursa da üzülürüm. Öyle bir şey var. Bir de para verdik bu uygulamaya. Bakalım bu mumu söndürebilecek mi? Eğer söndürürse, şimdi bildiğiniz gibi bir pandemiden hepimiz muzdaribiz ve mumları üfleyerek söndürmek istemiyoruz. Bu şekilde söndürebiliriz belki. Şu kısımdan. Kırmızı ışıklar mı ışıklar yani? Bakalım söndürebilecek mi? Bir dakika yalnız. Telefon bozulacak, telefon patlayacak diye çok korkuyorum. Yalnız vaat ettiğini yaptı mı? Yaptı. Gördüğünüz gibi mumumuzu söndürdü. Çok fazla yakınına girmem gerekti söndürmesi için ama işe yarıyor. Yalnız telefonda böyle kırmızı ışıklar yanıp sönüyor. Bu beni açıkçası çok korkutuyor. Bir de telefon titremeye başlıyor bunu çalıştırdığınızda. Hani telefonumu böyle görmek istemiyorum. Bunu gerekirse ben kendim üfleyerek söndürebilirim. Çok korkunç değil mi? Baksana. Şuraya basınca yani alev falan çıkıyor. Bunu böyle yapmayın arkadaşlar. Bunun arayüzü niye böyle bak? Patladı telefon. Oh. Yorumlarda bir de şöyle şeyler yazıyordu. Bu beni korkuttu açıkçası. Telefonun hoparlörünü bozuyor arkadaşlar. Çok fazla denemeseniz iyi edersiniz diyor. Bence gayet ilginç bir uygulama ve vaat ettiğini yaptı. Fakat beni birazcık korkuttu. Yalan söyleyemeyeceğim. Bu uygulamayı hayatıma katacağımı düşünmüyorum. 35 lira verdiğimizi de düşünürsek eğer, yani açıkçası bence çok da gerekli bir uygulama değil. Şimdi kanepeye geçtim arkadaşlar. Birazcık daha rahat bir yere oturmak istedim. Çünkü işler birazdan kızışacak. Deneyeceğimiz uygulamanın adı Kissing Test. Bu uygulama sizin ne kadar iyi öpüştüğünüzü test ediyor ve size puan veriyor. Ekranı arkadaşlar öpüyorsunuz. Karşınızda sanki birisi varmış gibi ve size puan veriyor uygulamamız. Uygulamayı açtığınızda öncelikle single veya couple olarak iki seçenek karşınıza çıkıyor. Yani bu oyunu arkadaşlar iki kişi de oynayabiliyorsunuz. Ben ilk önce single tabii ki oynamayı deneyeceğim. Daha sonra cinsiyetimizi soruyor. Yani çok saçma bir şey var. Ekranı öpmeniz isteniyor. Şimdi telefonumu öpüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ekranda zaten kocaman bir dudak var. Hadi bakalım. Odaklanıyorum. Gözlerimi kapatıyorum biliyorsunuz. Gözleri kapatmak gerekiyor. Bakalım ne çıkacak sonucu. Şu anda analiz ediliyor. Wow, ilginç bir sonuç çıktı arkadaşlar. Student, kissing student dedi. Diyor ki sen öpüşürken arada diyor hala geriliyorsun, stres oluyorsun, yenisin bu durumlarda diyor. Tekrar denemek istiyorum. Bakalım ne diyecek. Yani bilmiyorum, bence doğru değil ya. Bence expert çıkmalıyım. Acaba uzun uzun öpüşmeyi deneyen var mıdır? Korkuyorum. Neden bu soruyu sordum? Çünkü smack mi yazıyor bir ara ekranda? Beni şaplakla demek değil mi smack mi? Aa, gene kötü bir şey çıktı ya. Bu sefer de en okey kisir. Yani idare edersin dedi. Hak verirsiniz ki burada yani telefonun ekranını ağzımın içine sokmak istemiyorum. Ya bu arada kayıtta olmasa da bunu yapmazdım. İğrenç yani. Telefonun ekranını mı yalayacağım? Şimdi elimle şöyle bir şeyler yapacağım. İyi bir kisir olduğuma inandırmak için uygulamayı. Şöyle bir şeyler yapalım. Bakalım ne çıkacak? Oo, ne çıktı? You are an expert kisser.
sen bu konuda mükemmelsin. Kimse de senin elinin su dökemez dedi. Yani halbuki çok yalandan bir öpücük atmıştık ama ona rağmen ne kadar benim bu işte iyi olduğumu fark etti uygulama. Senin öpücüklerin tam anlamıyla unutulmaz. Yani benimle öpüşen kişi bir daha bu anıyı aklından silemiyormuş tabii ki. İyi manada, kötü manada değil. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Bir de couple modu var. Couple modunda şunu test etmek istiyorum. Ekranı öpen kişi bir insan değil de bir kedi olursa bunu algılayabiliyor mu? Arkamda da bu iş için uygun bir kedi var. Sanırım aynı anda öpmek gerekiyor. Hadi deneyelim bakalım. Beylin hazır arkamızda uyurken. Aa, ne kadar iyi bir kişisel olduğunu test edeceğiz. Aha, oldu. Analiz ediliyor. Bakalım ne çıkacak. Oo, yine expert kisser çıktık. Beylül'le ikimiz gerçekten bu konuda ustaymışız. Görüyorsunuz. Hayvan uyuyordu. Yani yalandan burnu değdi bu arada ekrana. Ona rağmen bu kedi ne kadar başarılı olduğunu bu konuda uygulamayı kanıtladı. Gördüğünüz gibi çok saçma sapan bir uygulama arkadaşlar. Eğer evde canınızın sıkıntısından telefon ekranını öpecek hale geldiyseniz uygulamayı indirebilirsiniz. Fakat ben bu uygulamayı önermiyorum. Bugün sizlerle birbirinden ilginç, enteresan ve saçma uygulamaları test ettik. Bazılarını kesinlikle bundan sonra kullanmaya devam edeceğim. Sizlerin favorisi arkadaşlar hangisi oldu? Yorumlara bırakın ya da benim sayemde bu video sayesinde görüp bundan sonra Meryem kesin ben bunları deneyeceğim dediğiniz uygulamalar varsa yorumlara yazın. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız Meryem bak benim aklımda böyle bir uygulama var keşke bunu da denesen dediğiniz bir uygulama varsa yorumlara yazın. Hepinizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Aa, dövme dövme beni diyor. Valla bravo sana yaya. Kadın hakları savuncusun valla. Bu devirde böyle erkek kaldı mı be? Helal sana be. Helal be sana. Helal. Helal. Seni böyle başımın üstünde taşıyorum. Başımın üstünde yerim var. İşiyormuş şu. Hadi bay bay.